Merhaba Haluk. Merhaba baba. Haluk ben mahvoldum. Ben mahvoldum. Hayrola, ne oldu? Çok fena. Köşeye sıkıştım. Ne olduğunu söylesene baba. Ya, yani ailemle tanışmak istiyor. Kim? Ne demek kim? Tanışalım. Nasıl tanışırız? Daha ben Meltem'e hiçbir şey söylemedim. Söyleyebileceğimi de zannetmiyorum sana. Baba takma kafanı. Meltem bir şey demez ki. Nasıl demez? Bayağı demez. Ben söyleyeyim istersen. Oha, yo, hayır. Sakın. Ben söylerim. De söyleyemem tabii. Ya baba, bak bu senin hayatın. Yani herkes buna saygı gösterecek. Kimse bir şey diyemez. Hasta etmesinler adama. Değil mi ya? Benim hayatım ya. Hasbetmesinler adamı ya. Kimse tabii bir şey söyleyemez. Aynen. Ben söylerim. Aynen. Ben söyleyemem. Ben söyleyemem. Baba bak sen söylemezsen ben söyleyeyim. Ya hayır. Ya, bunu düşünmek bile biliyor musun böyle ağzımı kurutuyor. Vallahi konuşamıyorum bak. Nasıl söylerim Haluk ya? Şimdi ben Meltem'e nasıl söylerim? Ha, Meltem benim bir kız arkadaşım. Baba. Efendim? Sen biraz önce benim neyim var dedin? Bizim var dedin. Ben onu soruyorum. Ne dedin? Ne dedi? Arkadaş. Arkadaş dedim. Şey arkadaşı. Ne arkadaşı? Ne arkadaşı? Asker arkadaşı. Baba, sen biraz önce kız arkadaş dedin. Öyle mi dedim? Kız arkadaş. Ama canım bunda büyütecek bir şey yok ki. Yani eskiden ben askerken kızları da askere alıyorlardı. Saçmalama, Allah aşkına saçmalama. Baba, bak çıkmaz sokağa girdin, dön geri. Ya şöyle. Meltem şimdi dur, sakin ol. Sen de sakin ol. Şimdi babamın sana söylemek istediği bir şey var. Söyle baba. Dinliyorum baba. Meltem, Ne? Bir hanımla görüşüyorum. Pek hoşlanmadın, biliyorum. Çay falan içsek mi? Ha, içerim ben. İçerim. Ben gideyim çayları koyayım. Meltem. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Ben de bir mutfağa gelsene. Meltem.
Meltem. Bir mutfağa gelir misin benimle? İstemiyorum. Meltem. Mutfağa gelir misin benimle? Asıyorsun suratını. Adam günlerdir sana nasıl söyleyeceğim diye kıvranıyor. Ya ne yapayım istiyorsun? Ben bugüne kadar babamın yanında annemden başka birinin olmasını hiç düşünmedim ki. Meltem. Bu adam yalnız. Bir hayat arkadaşına ihtiyacı var. Sanıyorsun sen tek başına yaşamayı. Adamın bir yol arkadaşına ihtiyacı var. Ya ama ben onunla elimden geldiği kadar ilgileniyorum. Ya ilgileniyorsun tabii ki. İlgileneceksin de. Ama o başka, bu başka. Sen onun kızısın. Yol arkadaşı değil. Çalışmamız gerek. Ya hani hep böyle saklanıp telefonda konuşuyordu ya. Ben aslında şüphelendim. Ama kontrol edemedim tabii. Yani bir yandan da ya biri varsa diye düşündüm. Yani öyle düşününce anlayışla karşılarım. Sanmıştım ama bu kadar kolay değilmiş ya. Tabii ki değil. Meltem, az önce söylediklerimi unut. Unut, unut. Vazgeçtim, ben yapamam. Yok baba, yok. Yani ben bir şaşırdım yani. Siz mutfaktayken
annemle konuştu. Gözlerim öyle bir baktı ki. Yapamam. Babacığım. Biz hepimiz senin annemi ne kadar çok sevdiğini biliyoruz zaten. Madem artık bu küçük sırrı ortaya çıkardık, bari şu hanımın adını öğrenelim. Yeliz. Yeliz Hanım. Ha, neyin nesi? Yani nasıl tanıştınız? Kendileriyle biz bir yardım derneğinin toplam... Ya Meltem, bunları seninle konuşmak çok tuhaf. Meltemciğim, biz nasılsa Yeliz Hanım'la yakında tanışacağız, değil mi? Evet, yani kendileri sizi tanımak istiyor. Ha, öyle mi? Tabii canım, ben de çok isterim, niye olmasın? Tabii bu arada kadın zorlamasa sen bunu ilelebet söylemeyecektin bize. Ne zaman olacak bu yani? Ne zaman tanışacağız? Kendileri bir iki gün içinde gelmeyi arzu ediyor kızım. Kendileri. Baba farkında mısın? Üçüncü defadır kendileri diye hitap ediyorsun. Yani hakikaten çok merak ettim ben bu hanım arkadaşını. Merak edecek bir şey yok ki abi. Nasıl olsa tanışacaksınız. Ben gidiyorum. Bu akşam erken yatacağım. Görüşürüz baba. İyi oldu değil mi böyle? Thank you.